sizlere umut satmadan bilgi vereceğim. Almanya'da 500 milyon 1 milyar 682 tane işçiye ihtiyaç var. Hani sen de gel arkadaşlar, bir gün size böylesine sahtekarcasına video yaparsam benim ağzımda insanlara yalan yere umut veriyorlar. Bu insanlar da gidip başvuru yapıyor. Reddi alınca da hayal kırıklığına uğruyor arkadaşlar. Niteliklerini ölç, tart. Bak de ki bu daha iyi bir nitelik. Bu daha az bir nitelik. Adamın yeteri kadar vasfı yok ama vizeye başvuruyor. Evde böyle acaba onaylanacak mı? Onaylanmayacak mı? Ne oldu? Nasıl oldu? Diye korkuyordu. Merhaba arkadaşlar. Koyve TV'ye hoş geldiniz. Ben Dadali. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videoda birçok konum olacak. Bu video sonuna kadar izleyin. Yer yer gerileceksiniz. Yer yer üzüleceksiniz. Yer yerde sevineceksiniz. En güzel haberleri sona bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu hafta gelecek olan Mustafa videosu neden gelmedi? Konulu başlığımı söyleyeyim. Böyle bir durum var. 2 haftadır erteliyoruz bu video çekme olayını. Sebebi de gayet anlayabileceğiniz bir durum. Önce anlatayım isterseniz. Merhabalar. Almanya Ahı'ndan herkese selam olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biz size bir video yapacaktık. Bende kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı biraz gecikti. Dolayısıyla ay 3'ünden sonra videonuz diploma denkliğinden işe başlamasına kadar ve sonraki işlemlerin tamamını kapsayan güzel bir video gelecek. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, benim arkadaşımın şirketi, yani Mustafa'yı işe alan arkadaşım şirketi Cottbus şehrinde. Polonya'ya yakın, Berlin'e yakın bir şehirdir Cottbus. Ama o şirketin şantiyesi Aachen şehrinde. Mustafa da direkt Aachen şehrine gitti arkadaşlar. Şantiyeye gitti. Şimdi arkadaşlar, ne olursa olsun ben iki tarafa da sile olan insan oldum ama iki tarafına da şunu söylemiştim. Bakın şöyle değil. Ben kimseye kefil olmuyorum. En sevmediği de birilerine kefil olmaktır. Kendimi ekstradan strese sokmak istemiyorum demiştim. Kendi aranızda nasıl bir akt yaparsınız, nasıl bir pakt yaparsınız beni ilgilendirmez. Kendinizi bakın, ölçün, tartın. Çalışmak istiyorsanız birbirinizle çalışın demiştim. Onlar da hakikaten öyle yaptı. İşveren direkt şantiyeye gönderdi onu. Hani bir 10 gün deneyelim bakalım yapabiliyor mu? Çünkü şöyle, Mustafa'nın yapacağı kaynak işi arkadaşlar, kaynak işindeki son noktadır. En önemli pozisyondur. Yani boru kaynağı. Radyografik testlerden geçmesi gerekiyor bu yapacağı kaynaklar. 10 gün süre verildi Mustafa'ya. Yani 10 günlük bir çalışma deniliyor buna. De Almancası da Probezeit deniyor arkadaşlar. Yani bir deneme süresi var. Mustafa bunu aştı. Aachen'daki şantiyede. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Almanya'da adres kaydı yapmadan iş yapamıyorsunuz aslında. Ne telefon hattınızı aktive edemiyorsunuz, ne banka hesabı açamıyorsunuz. Ya hiçbir şey yapamıyorsunuz. Her şeyin başı, evrak işinin başı Almanya'da önce adres kaydı yapmak. Bu firmanın merkezi Cottbus şimdi olduğu için Mustafa'nın bir ara gidip Cottbus şehrine, orada adres kaydı yaptırılacak. Ondan sonra da banka hesabı açılıp telefonu aktive ettirilecek. Yani o yüzden şu an Mustafa'nın internete ulaşımı sadece akşam kaldığı iş yerindeki kolegası, yani iş arkadaşının paylaştığı internetle birlikte internete bağlanabiliyor. Denedik ama olmadı, yani sizlere bu videoyu ulaştıramadık. Ayın 3'ü artık son bir plan yapıldı. Ayın 3'ü Cottbus şehrine gidecek, orada kayıt yaptırılacak. Ondan sonra da artık Mustafa'nın telefonu aktive edilecek ve internete kavuşacak arkadaşlar. Ya bu konuyla ilgili lütfen anlayış gösterin. Çok celallenmeyin. Yani ben de istiyorum bir an önce sizlere bunu yetiştireyim ama olmayınca da olmuyor. Bunu da çok artık değiştirecek de bir şey mi? Buradan direkt Aachen'a da gidecek halim yok. Bu iş böyle. Ama güzel gelişmeler var. Mustafa'nın size anlatacakları var. Her arayışımda yüzü gülüyor, hoşuna gidiyor çalıştığı ortam. Arkadaşlar gayet iyi. Almanlar, değişik değişik bir sürü millet var. Suriyeli var, Polonyalısı var, Slovanyası var. Bayağı güzel şeyler anlatıyor. Bunları siz de izlediğinizde bayağı bir bilgileneceğiniz bir video olacak arkadaşlar. Mustafa köşesi bu kadardı arkadaşlar. Abi Almanya'da çok güzel bir olay ya. Bu güneş olayını çok seviyorum ya. Ha, hava soğuk oluyor falan ama bir güneş çıkıyor. Bütün o bulutlarının gerginliğini hafif bir güneş her şeyi affettiriyor Almanya size hemen. Aa, vallahi çok iyi ya. Neyse arkadaşlar, aslında güldüğüme bakmayın da biraz sinirliyim, gerginim de aslında. Hatta ben o videoyu izledim. Video izledikten sonra bayağı bir gerildim. Eşim sordu ne oluyor falan diye. Ya anlattım böyle böyle durum diye. Dedi ki hemen videoya başlama dedi. Bu gerginlikle küfür müfür edersin dedi. Başına iş alırsın. Gerek yok. Ama eşim bile hak verdi. Şimdi size de anlatacağım. Siz de belki hak vereceksinizdir. Arkadaşlar şimdi YouTube'da bir tane kanal var. Bu Türk insanın nabzını çok iyi biliyor. Ki ben de biliyorum tabii ki de. Yani bunu böyle yapacaksan çok ucuz bir şekilde inanılmaz izlenimler alırsın. İnanılmaz takipçiler kazanırsın ama ne kadar etik, ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, işte bunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kapak fotoğrafını gösteriyorum burada. Başka da bir şey göstermeyeceğim. Bu tarz insanlar için şöyle bir kelime de vardır. Reklamın iyisi,
kötüsü olmaz. Olur kardeşim, reklamın kötüsü kötüdür. Reklamın iyisidir iyi olan. Mesela reklamın iyisi şudur: ekşi sözlükte adıma başlık açılması. Benden sorulmadan ya ve benim herhangi bir şekilde para tek... Çünkü ekşi sözlükte şöyle durumlar da oluyor arkadaşlar. Bir yazara bir 10.000 TL verirsin, senin adına bir entry girer. Senin de reklamın olmuş olur. Ben onu da yapmadan birileri senin içeriklerini iyi bulduğun için senin adından bahsetmesini, işte bu iyi reklamdır. Kötü reklamda kötü bahsetmesidir. Arkadaş ne yapıyor? Onunla ilgili konuşayım arkadaşlar. Türk insanının 2-3 tane şeyi vardır. Bir şey söyleyeyim mi? Çok nadir görüken hallerden bir tanesi. McDonald's'ı yemiş birisi. Şimdi hayvan oğlu hayvan. Bak, hayvan oğlu hayvan. Bunu nasıl kıyarsın lan sen? Böyle bir memlekete nasıl kıyarsın arkadaş? Bir tane çöp yok, bir tane şey yok. Adam McDonald's'ı yemiş, oraya löp diye bırakmış. Şimdi dediğim gibi arkadaş, Türk insanının nelere tav olduğunu gayet iyi biliyor. Yaptığı şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnternetten değişik videolar izleyip oradan bir iki tane not alıp kendi mizacınla bunu yorumlayıp sizlere satıyor arkadaşlar. Şöyle, ben bir tane videosuna denk geldim. Ondan sonra öteki videoların başlıklarına bakarak yeteri kadar ızdıraplandım. Şimdi Almanya ile ilgili, Almanya'ya nasıl işçi olarak gelirsiniz? Bir de rakam falan atmış. 1 milyon 200 bin tane işçiye ihtiyaç var ki bundan daha fazladır rakam. Onu da yanlış yorumlamış. Daha fazla rakam işçiye ihtiyaç var. Ama video izlediğinizde gerçekten o kadar az bilgiye sahip. Ya adam şey diyor işte, Arbeitsfinden yazın, Google'a çıkıyor, oradan bulursunuz falan. Yani az maksadı, Google'a öyle Arbeitsfinden yazdın mı, Jobfinden yazdın mı oluyor. Ya aylardır araştırma yapıyoruz, girmediğimiz grup kalmadı, o kadar makale okuyoruz. Jobfinden yazdın mı oluyor. Oluyor arkadaşlar. Jobfinden yazın. Yazın. Google'u aç, hatta job yaz yeter. Yani findine bile gerek. Findin mi sıkıyoruz burada biz? İzlenmek, sizlere yardımcı olmak değil. Bir de zaten kapak fotoğrafından belli. Koymuş iki tane Alman gacısını kapak fotoğrafına. Biraz da işte hani dekolte giymiş. Vermiş haline Alman bayrağını. Almanya'ya 1 milyon 200 bin tane işçi lazım. 200-400 bin tanesi vasıfsız işçi. Vasıfsız işçi. Arkadaşım bak, söylüyorum size. Bak, ben başka bir videomda demiştim. Sizlere umut satmadan bilgi vereceğim. Almanya'ya vasıfsız bir işçiysen işçi olarak gelemezsin. Nokta. Bitti. Bağırıyorum şu an. Yani sanayi bölgesi pazar günü. Kimse olmayacak. Rahatsız olan insan olmayacak diye rahat buraya geleyim dedim konuşmak için. Hani bağırırım falan insanlar rahatsız olmasın diye. Adam anlatıyor zaten o kapak fotoğrafını gören giriyor bir videoya, bakalım ne lazım, kadınlar bizi bekliyor, baksana soyunmuş kadınlar bizi bekliyor, gidelim vasıfsız çalışalım Almanya'da, işimiz görülsün falan diyen insanlar tıklıyor videoya. Sonra zaten bir bakıyorsun ki öyle doğru düzgün bir bilgi verdiği de yok. Yani zaten eminim ki o video yapmadan önce benim daha önceki videolarımı izlemiş, birkaç tane oradan da bilgi var, ele tutulabilecek ufak tefek bilgi var. Ama yani işçi olarak gelmek için denklik mi lazım, hangi belge lazım, nereden eğitim almak lazım, hangi dev belgeler geçerli, hangisi geçersiz, bunlarla ilgili tek bir bilgi vermiyor arkadaşlar. Sen orada sadece o kadın resmine Almanya'da 500 milyon 1 milyar 682 tane işçiye ihtiyaç var. Hani sen de gel reklamına kanıyorsun. Arkadaşlar niye kızıyorum? Diyeceksiniz ki YouTube'da milyonlarca içerik var ki hiçbiri bir işe yaramaz. 1 milyon tane beğenim olsa bir tanesini sürmezsin diyorsun. Öyle değil arkadaşlar. Artık biz düşünen insanlar olarak ve en azından benim takipçilerim. Çünkü benim takipçi demografik yapısına da bakıyorum. 18 yaş üstü, 40 yaş altı benim %90'ı. Tabii onun üstündeki insanlar var ama genel olarak şu an son dönemlerde araştırma yapmasını bilen, interneti kullanabilen insanlar benim takipçilerim. Ve yani benim üslubumu da aşağı yukarı artık anlamışsınızdır. Bilimle ilgili videolar yapıyorum sizlere. Hani ne kadar da az izlense ama bunları bırakmayacağım arkadaşlar. Yani sizin biraz düşünmenizi sağlamam benim için önemli ve düşünen insanların benim kanalımı takip etmesi önemli. Benim size anlatmak istediğim şu ki, artık bizi böylesine kullanan insanları takip etmemiz, oy vermemiz, bunları sürekli başımızın üstünde tutmamızdan vazgeçmemiz lazım arkadaşlar. Bize zarar veren insanları artık hayatımızdan shadowlamamız lazım. Hayatımızdan çıkartmamız lazım. Ben dedim abi, böyle bir video izlesem arkadaşlar, bir gün size böylesine sahtekarcasına video yaparsam benim ağzıma sıçın. Benim elime verin, tamam mı? Ki kardeşim sen nasıl olur da dal yerine koyan insanlardan artık vazgeçin arkadaşlar. Biri çıkar gelir der koronavirüsü var, kimse sokağa çıkmayacak ama işte parti toplantıları yapar. Böylesine sizin aklınızla dalga geçer. YouTube video kapağına kadın resmi koyar. İşte Almanya 500 milyar 440 trilyon 400 milyar tane işçi alacak. Bunun da yarısı vasıfsız. Hadi çık gel Almanya'ya der. Gideriz. Urra koşar, videosunu izleriz. Tıklama kazandırırız.
abone, bir de abone olmuşlar arkadaşım ya. 10 bin abonesi var. Bir aydır YouTube videosu yapıyor ki daha önce de zaten yapmış böyle şeyler yapmış. Ve abi bak böyle kanalına girdim. Videolar bölümüne tıkladım. IQ seviyen hemen %10 düştü aşağı. Yani bak görüyorum İsviçre 60 bin tane personel alacak ve vasıfsız personel alacak. Hemen sarışın böyle bikinili iki kız resmi koymuş. Abi resmen aptal insan avına çıkmış ve aptal insan avlıyor. Yani o videonun altına gidiyorum böyle bakıyorum kelli felli. Ya adam diyor ki ben işte mühendisim ben nasıl gelirim falan. Koca koca insanlar altına yorum yazmış. Abi beni de almayın ya. He alacak. Alacak. Sen o videonun bir tıklamasını yüksel. Ondan sonra abi ya çok konuştum ya vallahi sokacağım şimdi YouTube'una da videosuna da nasıl. Ya bakın arkadaşlar bizi ülkemizi mahveden insanların tip A. Tip B'si bunu politikacısı. O yoruna her türlü popülist adımları yapar. Bunun da YouTuber formasyonu da bu. Neyse arkadaşlar çok bile konuştum gereksiz insanlarla ilgili. Kimsenin ismini vermiş olmadım. Beni boşuna dava falan da açmamışsın. Sadece kapak fotoğrafını göstereceğim. Siz de aşağı yukarı zaten görmüşsünüzdür. Yani diyorsanız ki yok arkadaşın yaptığı videolar daha iyi falan. Benim kanalımda boş insan görmek istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar böyle zehrimi dökmek istedim. Kusura bakmayın. Başka bir konu arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir konu da şu. 2020'den sonra Almanya nitelikli göç yasasını çıkarttı ve dedi ki artık Almanya'ya üniversite mezunu olmayıp da bir meslek sahibi olan insanlar da işçi olarak gelebilir ve bununla ilgili herhangi bir sınır koymuyoruz. Yani şu meslek sahipleri şunlar falan değil. Bütün Avrupa harici ülkelerde artık mesleği varsa ve bu mesleği kanıtlayabiliyorsa ülkemize gelebilirler çalışma için. Şöyle bir durum var. Almanya artık bununla birlikte şunu da kabul etmiş oluyor. Artık Almanya bir göç ülkesi. Aynı Amerika, aynı Kanada gibi bir göç ülkesi ve biz her yıl belirli bir kota içerisinde işçi alacağız. Yalnız burada şöyle bir durumlar oldu. Şimdi kotanın çok aşağısında kaldılar. Denilen kotanın çok böyle işte %15'ini falan bile dolduramadılar. Niye? Çünkü bürokrasi işi arkadaşlar Almanya'da böyle kusturacak kadar gerçekten çok yavaşlıyor. Ona bir çözüm getirdiler arkadaşlar. Birçok insan bu konuyla ilgili işte işlerin zorlaştığını söylüyor ama emin olun şimdi bu videonun sonuna kadar izlediğinizde bu işlerin aslında kolaylaştığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar Kanada'da da böyle bir sistem var. Puanlama sistemi ama Kanada'daki sistem gerçekten çok acımasız. Bir kere zaten üniversite mezunu olmadın mı direkt sistemin dışında kalıyorsun. Yani hiç öyle bir şansın kalmıyor. Bunu bilin. Ben şu an size söyleyeyim mi? Almanya'ya gelmeden önce ben Kanada'yı çok araştırıyordum arkadaşlar. Daha uzunca yıllar Kanada ile ilgili. Belki de mesleği bu olmayı da yani bize bazı insanlar var ki profesyonel mesleği bu Kanada ile ilgili. Onun haricinden normal vatandaş olup da Kanada'ya göç etmekle alakalı, ilticayla da alakalı o kadar şey biliyorum ki belki de Türkiye'de bu konuyla ilgili en güncel ve en önemli bilgiler bende. Ama dediğim gibi başıma gelmeyen şeyleri ve kendim okumadığım, görmediğim şeyleri sizlere paylaşmıyorum. Ve bu kanalın teması Almanya'ya göç, Almanya'da yaşam olduğu için Kanada ile ilgili bir video paylaşmayacağım sizlerle. Kanada'da arkadaşlar dediğim gibi gerçekten çok acımasız bir puan sistemi var. Almanya'da böylesine bir puan sistemi olmayacak ama bir puan sistemi olacak tabii. Şimdi diyeceksiniz ki puan sistemi kötü bir şey. Puanın dışına kalanlar insanlar gelemeyecek. Arkadaşlar şöyle bir şey vardım. Önce puan sistemi nedir ve ne değildir onu anlatayım sizlere. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu söylediklerim şey taslak halinde. Şu an Almanya'da yeni hükümet kurulma aşamasında konuşmalar devam ediyor. Şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım diye konuşuyorlar arkadaşlar. Ve şu an taslak halinde gerçek bir bilgi şu an piyasa da yok. Yani ama aşağı yukarı taslak belli olduğu için konuşuyorum. Söyleyeceğim numaralar, rakamlar tamamen farazi bir şekilde söylüyorum. Bunlar da netleştiğinde de zaten ilk size video yapacak insanlardan biri de benim. Puan sistemi şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi belirli vasıflara göre belirli puanlar olacak. Ve denilecek ki totalde şu kadar puanı yakalayamayan insanlar konsolosluğa ya da denklik şubelerine başvuru da yapmasın. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar yapıyor, başvuru yapıyor. Bunların belki de %10'u, %15'i kabul görüyor ya da %30'u kabul görüyor. Çünkü deminki anlattığım videolardaki gibi vasıfsız elemanlar da alıyorlar, çık gel falan de insanlara yalan yere umut veriyorlar. Bu insanlar da gidip başvuru yapıyor. Redd alınca da hayal kırıklığına uğruyor arkadaşlar. Artık bu puan sistemiyle sana şunu diyecekler. Kardeşim bakın normalde biz şunu şey yapamıyorduk arkadaşlar. Yani hangi durumlarda tabii ki illaki aşağı yukarı bellidir. Hangi durumlarda redd alırsın, hangi durumlarda vizeyi kaparsın. Bunu tabii ki aşağı yukarı biliyorduk. Ama spesifik olarak bunu nasıl değerlendiriyorlar, neye göre değerlendirdiklerini bilmiyorduk.
ve artık kendi içerisindeki bu puanlandırma, değerlendirme sistemini vatandaşlara da söyleyecekler. Diyecekler ki kardeşim evde otur, puan sistemini al, tabloya bak, sen totalde ne kadar vasıflısın. Bakın, nitelikli göç yasası bu. Niteliksiz göç yasası değil. Bunu önce bir öğrenelim. Nitelikli göç yasasına ne kadar niteliklisin? Ve bir sınır koyacaklar. Diyecekler ki sen niteliklerini ölç, tart. Bak de ki bu daha iyi bir nitelik, bu daha az bir nitelik. Ona göre kendin orada koy ve aşağı yukarı. Mesela diyeceğim ki 100 puan totalde toplayabiliyorsun. 70'e kadar topladığında artık sen vizen garanti. Ve böyle olunca da arkadaşlar artık kendini önceden bir tartmış olduğun için konsolosluğa gittiğinde ya da denklik şubesine gittiğinde öyle aylarca bekleme değil de artık sen kendini evde bir kere tartmışsın. Orada da hemen seni bir tartacaklar, bakacaklar. Aa, bu belgesi var, şu belgesi var, şu belgesi var. Bu kadar dil biliyor, bu kadar dil bilmiyor. Bunları hemen ölçüp hesaplayıp 75'e varan herkesi vizeye verecekler. Aslında çok basit bir sistem ve çok kolay bir sistem. Bir an önce bence gelsin de bu konularla ilgili araştırmalarımı yapayım. Numarasına, rakamına kadar hepsini size söyleyeyim. Yani artık çünkü şöyle oluyor biliyor musun? Adam bana yazıyor. Abi diyor, şurada bir video var. Adam diyor ki işte 600 bin iş vasıfsız işçi alacakmış Almanya. Doğru mu? Değil kardeşim, değil. Yani ben artık atıp durmayın. Yani ben belki de bugüne kadar 1000 tane video geldi. Adam diyor ki vasıfsız. Hayır. Bak, vasıfsız işçiysen git bir vasıf kazan. Benim bir tane nereden mesleki eğitim alman gerekiyor. Bunları anlatmıştım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Hangi, nereden ne eğitimi alırsanız, hangi belgeyi alırsanız geçerli, bu konuyla ilgili de detaylı bir video çekerim. Ama yorumlara yazın, bileyim. Bu puan sistemi geldiği zaman dediğim gibi sen de bakacaksın. Evde oturacaksın kardeşim. Almanca seviyen ne kadar? A2 seviye. Tamam, 20 puan buradan. Bakın, parazi atıyorum. Lütfen beni eleştirmeyin. Ne biçim bok gibi video olmuş demeyin. Bunlar açıklandığında ilk videoyu ben size yapacağım zaten. Diyelim ki sertifikam var. İşte onaylı bir diplomam var. Buradan da 20 puan geldi. İş sözleşmem var. Buradan da bir 20 puan, 30 puan geldi. Diyelim ki işte A1 seviyesinde değil de A2 seviyesinde Almanca var. Buradan 25. Yani atıyorum totalde bir 70 puan, 60 puan. Hangi sınırı koyacaklar bilmiyorum. Yani bunların birine, bir sınıra ulaşınca sen artık zaten vizeyi hak eden insan haline geleceksin. Ona göre gidip konsolosluğa, denklik şubelerine başvuracaksın. Yani yeni gelen yasa Almanya'ya işçi alımını kolaylaştıran bir yasa. Bununla ilgili sizi korkutan insanlar var. Bakın, yılbaşı gelmeden önce hemen başvurun. Genelde böyle vize danışmanı şirketleri oluyor falan. Yani eğer ki bundan sonra, size şunu garantisini verebilirim. Bundan sonra bu yasada değişiklik yapılacaksa, yürürlüğünde bir değişiklik olacaksa bu kolaylaşması üzerine olacak. Bunu bilin. Korkmayın. Şöyle şunlar korkabilir. Adam vasfı yok. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani kendini de geliştirmek istemiyor. Ya dostum, sen zaten normalde de korkman lazımdı ki. Yeni yasayla senin durumunda değişik bir olay yok. Sadece şu var. Seni boşuna umutlandırmamış oluyorlar ve yani bedavadan para harcamamış oluyorsun. Şimdi şöyle durumlar oluyordu arkadaşlar. Adamın yeteri kadar vasfı yok ama vizeye başvuruyor. Evde böyle acaba onaylanacak mı? Onaylanmayacak mı? Ne oldu? Nasıl oldu? Diye korkuyordu. Şimdi artık bu kalmayacak. Çünkü zaten onaylanmayacak bir durumdaysan seni bedavadan konsolosluğa kadar zahmet ettirmeyecekler. Ama sen de şunu bileceksin. Kardeşim bak, puan sistemi burada. Ona göre nereden eğitim alacaksın? Nasıl eğitim alacaksın? Hangi dil seviyesi lazım? Artık netleşiyor arkadaşlar. Yani sen artık evde bunları hesaplayıp diyeceksin, kardeşim benim totalde şu kadar puanım var. Tamam, bunlarla da ben vizemi alırım. Çünkü konsolosluğun yayınladığı işte puan sınırı bu. Ben bununla her türlü Almanya'ya giderim diyorsun. Ondan sonra konsolosluk şunu araştıracak. Tamam mı? Bana verdiği belge gerçekçi belge mi? Doğru belge mi? Yani ekstradan ya şuna bir karar verme süreci olsun. İşte meslek odalarına soralım. Çünkü öyle de yapıyordular biliyor musunuz? Mesela diyelim ki nereye gitmek istiyorsun? Berlin'e gitmek istiyorsun. Berlin meslek odasına. Mesela diyelim ki berbersin. Berlin'e gitmek istiyorsun. Bir berber bir berbere demiş ki gel beraber seninle Berlin. Diyelim ki meslek berbersin. Berlin'e gitmek istiyorsun. Yani işte onun bir sürü araştırma süreci vardı. İşte Berlin işte meslek odalarına soruluyordu. Şöyle midir? Böyle midir? Artık bunlar kalkacak ve sen kendi kendini evde değerlendirebildiğin için bedavaya konsoloslukları, vize şubelerini ya da ne bileyim denklik organlarını meşgul etmediğin için işi görünecek insanların işi daha hızlı olacak arkadaşlar. Ve vasfın dışına kalan insanlar da kendilerine vasıf kazanmak için hareket edecekler. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili hangi meslek ne kadar vasfa sahip, bunlarla ilgili sizlere video yapacağım. İzlemede kalın. Sizi kandıran insanları, sizi kullanan insanları artık hayatımızdan böyle etmeyi öğrenelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.